Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Malumunuz olduğu üzere değerli üstadım Taha Abdurrahman'ın dini amel ve aklın yenilenmesine ilişkin eleştirimde, müzakeremde konu son derece önemli olduğu ve video 2,5 saate yakın sürdü, uzadığı için özellikle üzerinde durmak istediğim ahlaki bazı kavramların kendi kanaatimce şahsen videoyu yeniden izlediğimde bazı kavramların, özellikle ahlaki kavramların daha bir açılmasında fayda olduğu kanaati hasıl oldu bende. Bu vesileyle uzun zamandan beri yapmayı düşündüğüm rivayet yorumları içine koyacağım son derece yanlış anlaşıldığını düşündüğüm yetkin düşüncedeki bir yazımda Müslümanların geleceğine ilişkin salih kul ve salih ameli ele aldığım yazımda üzerinde durduğum üzere son derece gerçekten yanlış anlaşılan, dillere pelesenk olan ve kürsülerde vaizlerimizin, hutbelerde hatiplerimizin, çeşitli vesilelerle konuşmacıların, akademisyenlerin de buna dahil ederek söylüyorum. Tabii konunun farkında olanları paranteze alarak, hariç tutarak altını çizmek isterim, ifade ediyorum. Gözlerden kaçtığını düşündüğüm, önemli bir hususa vurgu yapmayı düşünüyordum rivayet yorumlarında. Bu son yapmış olduğum değerlendirme ve müzakere konuşmamda bu ele alacağım rivayetle doğrudan ilişkili olduğunu görünce birleştirmeyi düşündüm. Bugün hem o rivayeti zat-ı hallerinizle paylaşıp onu yorumlamaya çalışacağım. Bu rivayet nasıl anlaşılıyor, nasıl anlaşılmalıdır, mesajı nedir? Bunu sizlere arz etmeye çalışacağım. Bir diğer hususta bu vesileyle yine rivayetin içinde geçen ve ana kavramlardan olan maruf, münker, ameli salih, ameli gayri salih gibi ahlaki kavramlar üzerinde de ekstra durmuş olacağım. Böylece bu rivayetle ilişkili yapmış olduğum yorum bir anlamda Taha Abdurrahman'a ilişkin yapmış olduğum üçüncü eleştiri ve müzakere videomun da mütemmimi, bir anlamda tamamlayıcısı olacağını umut ediyorum. Şimdi müsaadenizle ekran paylaşımı yaparak konuya başlayalım. Konumuz, ekranda da gördüğünüz üzere maruf ve münkerin karşılaştırmasını yapacağım. Bunlar üzerinden bu iki önemli ahlaki kavramı ele alacağım. Ama bu konuyu çok yaygın olarak bilinen, kim bir münker görürse onu eliyle, diliyle, kalbiyle vesaire önlesin, engellesin şeklinde yaygın olarak böyle tercüme edilen, böyle söylenen, böyle kullanılan bu ifadenin acaba anlamı böyle mi, böyle mi söylüyor? Bu rivayeti nasıl anlamalıyız? Bunun üzerinde duracağım. Çünkü derslerimde de bunun üzerinde duruyorum. Aynı zamanda bu bağlamda bu rivayeti de vesile kılarak ahlaki bazı kavramların üzerinde durarak bunların dini amel ile ilişkisini kurmak istiyorum. Burada söz konusu olan hususun netleşmesi gereken durumun din ile dünya, dini olan ile ahlaki olan ya da diğer bir ifadeyle akli olan, dini olan ile akli olan arasındaki gerilimin nasıl giderileceğine ilişkin bir duruştur. Taha Abdurrahman Üstad'ın eserinde konuyu ele aldığımda da aslında temel mevzu buydu. Taha Abdurrahman'ın dini amele indirgeyici yaklaşımını eleştirirken ahlaki kavramın, ahlaki alanın ve bir diğer tabirle akli alanın ne ölçüde ihmal edildiğini ve bunların neye mal olabileceğini, sonuçları itibariyle bizi nerelere sürükleyebileceğine dikkatlerinizi çekmeye çalıştım. Şimdi müsaadenizle tam da yine oradan başlamak istiyorum ve konuyu rivayete oradan bağlayarak devam etmeye çalışacağım.
Şimdi elimizde iki tane sözcük var. Arapçalarını altına yazmak istiyorum. El-ma'ruf, el-munker. İki tane sözcüğümüz var. Bunlar birbirlerinin zıttıdır değerli izleyenler. Efendim, kelime anlamları itibariyle eğer sözlük anlamlarını yazacak olursak, münker bilinmeyen demektir. Bilinmeyen, yabancı demektir. Burada kullanılan ıstılahi kavramsal anlamları üzerinde duracağım. El-ma'ruf da bilinen, bildik, tanınan anlamlarına gelen iki Arapçada sözcüktür. Bu sözcükler tabii ki ahlaki kavramlar olarak kullanılmaktadır. Bu hususun üzerinde zaten duracağız. Dolayısıyla münker olan ile maruf olanın birbirleriyle zıtlığını, karşıtlığını ele alacağız. Ne ölçüde karşıtlar, zıtlar ve yine ne ölçüde efendim birbirleriyle bir ilişkisi var. Bunun konumuzla ahlaki alan ve dini alan ile olan ilişkisi nedir? Hangi boyuttadır? İşte bunlar tavzih edilmesi gereken izaha muhtaç hususlardır. Pekala, Taha Abdurrahman müzakeremde de arz etmeye çalıştığım gibi el-maruf bireysel olduğunda, bireysel, öznel olduğunda bu ameli salih'tir. Ameli salih. Daha aşağı yazalım. Şeyi kapatmasın burayı. Onun altına yazacaklarımıza mani olmasın. Evet, bireysel olduğunda salih ameldir. Daha Türkçe kullanalım. Salih amel. Toplumsal olduğunda kültürel ve toplumsal olduğunda maruftur. Demek ki aslında maruf dediğimizde salih amelden, salih amel dediğimizde maruf olandan söz ediyoruz. Ama temsili bakımından birisi bireysele tekabül ederken diğeri toplumsal ve kültürel olana tekabül eder. Aynı şekilde münker de böyledir. Bireysel olduğunda, bireysel ve öznel olduğunda bu kötü amel, salih olmayan amel. Bunların üzerinde duracağım. Salih amel ne demek? Salih olmayan amel ne demek? Bunların üzerinde detaylıca inşallah durmaya çalışacağım. Diğer bir husussa bu kültürel olduğunda ve toplumsal olduğunda münker olur. Her ikisi itibariyle de bu kavramlar ahlaki kavramlardır. Dolayısıyla münker de maruf da ahlaki kavramlardır ve akli kavramlardır. Buraya ahlaki, çünkü ahlaki olanın akli olan ile ilişkisine değinmiştim. Dolayısıyla ahlaki ve aklidir. Maruf da münker de. Ve bunlar toplumsal olduğunda değerli izleyiciler, yani şu şekilde olduklarında, her ikisi itibariyle söylüyorum, bu şekilde olduklarında bir uzlaşıyı ifade eder. Bir uzlaşı, bir mutabakat ifade eder. Toplumsal bir uzlaşı, toplumsal bir mutabakatı ifade eder. Bu bize doğrudan doğruya uzlaşı olması itibariyle konunun ahlaki akli olduğuna vurgu yapar. Bir şeyde uzlaşıdan söz ediyorsak, hele toplumsal bir uzlaşıdan söz ediyorsak, bu uzlaşının zemini akıldır. Yani akli bir uzlaşıdan söz ediyoruz demektir. O toplumun akliyesi bunun iyi olduğuna, güzel olduğuna, salih olduğuna, uygun olduğuna dair bir mutabakat sağlamış, bir uzlaşı sağlamış. Yine aynı toplum akli olarak bir şeyinde o toplumun hem bireyine hem de toplum olarak kendisine uygun olmadığına,
akli olarak uzlaşı sağlamış, mutabakat sağlamış demektir. Demek ki bir uzlaşı ve mutabakat olması itibariyle konunun böyle bir akli zemini var. Onu oraya oturtmamız gerekir. Şimdi tam da burada salih amelin üzerinde biraz durmamız gerekecek değerli izleyenler. Salih amel Arapçada kelimenin kökü salahadır. Bu sözcük kelimenin aslı. Bu aynı zamanda sulh, barış anlamına da gelen bir efendim sözcüktür. Kelimenin özgün anlamı uygunluktur. Barışmak da zaten bir uygunluktur. Uygun olmak her zaman beraberinde bir dengeyi ifade eder. Dengeli olmaktır. Salih olmak, uygun olmaktır. Salih olmak, dengeli olmaktır. Denge her zaman beraberinde bir ölçüyü gerektirir. Ölçülü olmayı gerektirir. Ölçülü olmak, dengeli olmak, uygun olmak. Şimdi bütün bunları amelle ilişkilendirdiğimizde, şu amele bağladığımızda davranışa, kişinin davranışları, ki bu davranış genel anlamıyla tüm davranışları içine alır. Ve böylece tüm davranışları içine aldığından dolayı biz bu davranış biçimine salih amel deriz. Şimdi bu tüm davranışları içine alınca bu tüm davranışların içine dini olan da girer. Bunu biraz şimdi irtibatlandırarak arz etmeye çalışacağım. Keza aynı şeyi münker için de söylememiz gerekir. Münker salih amelin zıttı olduğuna göre bireyin hayatında münker sözcüğünün etimolojisi açısından söylüyorum. Kökü nekeredir. Bu alışık olmama demektir. Alışık olunmayan, birdenbire ortaya çıkan demektir. Karşılaştığınızda size tanıdık gelmeyendir. Hayatımızda bizim de ilk defa giren şeyler bir yabancılık hasıl eder bizde. Bir ona karşı bir mesafeli olmayı gerektirir. İşte bu durum onun Arapçada anlamı, delaleti henüz bilinmeyen sözcüklere nekire denmesinin sebebi de budur. Hem birey açısından hem de toplumun alışık olmadığı, uzlaşı sağlamadığı, birileri yaptığında ne oluyor dediği, bireyin kendisine ben ne yapıyorum böyle dediği, toplumun da siz ne yapıyorsunuz böyle dediği, yadırgadığı, uygun görmediği, bakın uygunluk, uygun görmediği, onları da yazalım, uygun değil, dengeli değil, dengeyi bozuyor, mevcut dengeyi bozuyor, ölçülü değil. Ve böylece bunlar beraberinde münkeri oluşturur. O halde münker ve maruf dediğimizde, maruf versus münker dediğimizde aslında eğer bir oranlama ifade edeceksek bunlar tamı tamına müsavi oranda birbirlerine zıt demektir. Müsavi oranda birbirlerine zıttırlar. Müsavi oranda birbirlerine zıt oluşta son derece önemli olarak bize bazı şeylerin üzerine görmemizi gerektirir. Şimdi müsaadenizle şu hususu bu rivayeti sildim. Onu tekrar yazacağım. Şu hususu netleştirelim. Rivayetin üzerine ondan sonra duralım. Çünkü bu son derece önemli iki kavramdı. Bunların zihinlerimizde netleşmesi gerekiyor. Değerli izleyenler,
marufun ve münkerin ne olduğuna ilişkin yapmış olduğum ya da yapmaya çalıştığım bu kavramsal düzeydeki izahlardan sonra şimdi bunu dini amel ve ahlaki amel ayrımı bağlamında da yeniden bir daha zihnimizde netleştirmeye çalışalım ve o netleşmeyi sağladıktan sonra rivayetin nasıl anlaşılacağı ve anlaşılması geldiği yorumuna bu söylemiş olduklarımızdan hareketle devam edelim ve böylece konu rivayet üzerinden de daha bir inşallah netleşmiş olsun. Şimdi insan hayatını yazalım. Söz konusu olan insan hayatı. Asıl olan budur. Bu asıldır. Neden bunu asıl diyorum? Şunun için. Mesela farz edelim ki Allah insanlara peygamber göndermedi, vahiy göndermedi. Din diye bir şey olmadı. İnsan hayatı, yaşamı devam edecekti. Buna şöyle itiraz edilebilir. Hayır, Allah zaten insanı böyle bir şey için yarattığı için böyle bir varsayımda bulunamayız. Denebilir, böyle bir itiraz edilebilir. Bu itiraz yerindedir, haklıdır da. Varsayım olarak söylüyorum. Asıl olan budur. Çünkü yine Kur'an-ı Kerim'de biz elçi göndermediğimiz, kendilerine tebliğ ulaşmayan kimseleri sorumlu tutmayacağız diyor bakın. Buradaki sorumluluk nedir? İsra suresinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولَ. Elçi göndermemişsek, onlara bir tebliğde bulunmamışsak, yani bir elçi onlara bir din getirmemişse o toplum dinden sorumlu değil. Ama toplum var mı? Evet. İnsan hayatı var mı? Evet. Yaşıyor mu? Evet. Bir düzen? Evet. Bir peygamber gelmemiş, tebliğ ulaşmamış. Onlara diyor dinden dolayı bir sorumluluk olmayacağı için dini anlamda bir azap da olmayacak diyor. Kur'an söylüyor bunu. Allah-u Teala'nın sözü, kelamı. Celle Celaluhu. Peki, demek ki asıl olan insan hayatıdır dememin sebebi asli olan insanın yaşamıdır. Ve bir din onlara tebliğ edilmemiş olması durumunda da o insan hayatı vardır. Bakın, dini amel yoktur ama asıl olan burada ahlaki amel söz konusudur. Dolayısıyla insan hayatında asıl olan yaşam olduğu için, insan hayatında yaşamda da asıl olan ahlaki amel olduğu için bu ahlaki amelde salih amel yani maruf, kötü amel yani münker söz konusudur. Dolayısıyla ister bir dine muhatap olunsun, isterse olunmasın, sonuç itibariyle her toplumun bir salih amel, bir de salih olmayan amel, bir maruf uzlaşı olarak toplumsal bir kabulü, bir de münker olarak yine bunun zıttı olan bir toplumsal uzlaşının olduğu bir algıya, bir anlayışa sahiptirler ki bunlar sadece epistemolojik kavramlar değil, ameli kavramlardır. Yani davranışsaldır. Davranışların, insan davranışlarının karşılığı olarak bir maruftan, bir de münkerden söz ediyoruz. Birazdan rivayet üzerinde konuştuğumuzda da bunun daha net olarak anlaşılacağını düşünüyorum. Böylece Taha Abdurrahman Üstadım'ın dini amele indirgeyişine yapmış olduğum itiraz da tam buradan hareketle yaptığım bir itirazdı. Yani insani ameli dini olana indirgeyemeyiz. Çünkü din asıl değil, tebeidir. Asıl olan insan yaşamı, insan hayatıdır. Şimdi böyle olduğunda bizim şu daireyi çizmemiz gerekiyor. Şöyle bir daire çizdiğimizde bu daire tam olarak çerçeveye temas ettirmemin sebebi buydu. İnsan hayatıdır, yaşamdır. Altına da yazalım. İnsan hayatı, insan yaşamı, yaşam dairesini çizdim. Şimdi bu yaşam dairesinde insanlar dine muhatap olurlar. Şöyle çizelim. Dine muhatap olurlar. Din diye bir olguyla karşılaşırlar insanlar. Ve din insan yaşamının içinde zuhur eder, içinde yer alır. Dolayısıyla insan yaşamının içinde olan bu din
din olmak bakımından kendisine inanan müntesiplerini kendisine inanmayanlardan ayırt eden onlara bir dünya, bir hayat alanı oluşturur. İşte biz bunu konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak bakımından şöyle taşırdık. Bir de yine insan yaşamıyla ilgili olmak bakımından daha net görünsün diye taşırdığımız bu alana salt dini amel dediğimiz bir alan ayırt ettik. Buraya salt dini amel dememizin en temel sebebi değerli izleyenler, bu davranışların dindarlara özgü olmasıdır. Bu ameller sadece o dine inanan insanlar için geçerlidir. Onun içindir ki bu davranışlar insan yaşamının içine dahil etmememin sebebi bu. İnsanla ilgili, elbette insan yaşamına dahil ama sadece o dine inanan dindarları ilgilendirdiği için ve o dine inanmayan başka bir dine inananları da ilgilendirmediği için bunları ayrı bir alanda bu şekilde şemalandırmamızın konunun anlaşılması bakımından fayda sağlayıcı olduğu için böyle ifade ettim. Şimdi tam da buradan hareket ettiğimizde bu dinin bir de işte böyle bir alanı olur. Şimdi bunu renklendirelim müsaadenizle. Şöyle yapalım. Şu alan, hatta şunu sileyim müsaadenizle. Bunu buraya yazalım. Şu alan ve şu alanı birbirinden ayırt edelim. Evet. Burası salt dini ameldir. Fakat dinin bir de yaşama, yani ahlaki alan dediğimiz şu alana temas eden kısımları da var. İşte din söylemi içerisinde yer alan maruf, münker şeklinde ifade edilen, az sonra detaylarını rivayeti ele aldığımda sizlere arz etmeye çalışacağım. Bu iki önemli Kur'ani kavram dinin ahlaki olan alan ile kesişim alanını ifade eder. Ve böylece din kendi içinde bir de salih amele ve salih olmayan amele alan açmış olur. Bunu hemen netleştirecek bir örnek müsaadenizle vermek istiyorum. Oruç tutmak. Oruç tutmak dini bir ameldir. Bakın, oruç tutmak dini ameldir. Dengeli beslenme salih ameldir. Oruç tutmadığınız zaman sorumlusunuz. Nasıl sorumluyuz? Dini olarak sorumluyuz. Dini sorumluluğu var. Peki bu dini sorumluluk dünyada mı? Hayır. Nerede? Ahirette. Peki dengeli beslenmezsek sonuç ne? Obez olacağız, hasta olacağız, rahatsız olacağız. Peki dengeli beslenmiyoruz diye dini bir sorumluluğu var mı? Hayır. Bir dini sorumluluğu yok. Ama ahlaki olarak doğru mu? Hayır. Sağlık bakımından doğru mu? Hayır. İşte salih amel. Ne dedik? Uygun mu insan yaşamına? Dengeli beslenme. Bakın. Dersini yazalım. Obezite. İnsan yaşam için uygun mu? Hayır. Dengeli mi? Hayır. Ölçülü mü? Hayır.
Bakın salih amel. Ama oruç tutmak Allah'ın emridir. Peki bu orucu tutan kişi orucun şartı ne? İmsaktan iftara kadar hiçbir şey yiyip içmeyeceksin. Orucu bozan şeylerden uzak duracaksın. Şartı bu. Allah bunu istiyor. Bunu yaptınız mı oruç tutmuş olursunuz. Peki sahurda ne yediniz? İftarda ne yiyeceksiniz? Ne kadar yiyeceksiniz? Nasıl yiyeceksiniz? Bununla ilgileniyor mu? Hayır. Kişi bunlara dikkat ederse oruçta, iftarını dengeli yaparsa, sahurunu dengeli yaparsa, dengeli beslenirse, o zaman dini amel salih amelle buluşmuş olur burada işte. Dini amelin bir salih amel yönü de olmuş olur. Hangisi genel, hangisi özel? Yılda bir ay oruç tutuyoruz. Bir ay. Peki salih amel dengeli beslenmeyi de ne kadar? Hayat boyu, yaşam boyu. Yaşam boyu dengeli olmak zorundayız. Salih amel. Onun için sabit ve değişken olandan söz ettim. Dini amelin sabit olduğundan, ahlaki alanın ve ahlaka dair salih algısının ve salih uygulamasının değişkenliğine vurgu yapmaya çalıştım. Sebebi buydu. Bunların netleşmesi gerekiyor. Buna binaen bizim zihnimizde din kendi müntesiplerine emirler ve yasaklar koyar. Şimdi burayı netleştireceğim, rivayete geçeceğim müsaadenizle. Geleneğimizde gerek fıkıh alanında özellikle tabii, gerekse diğer İslami ilimlerde konu el alınırken naçizane ihmal edildiğini düşündüm. Önemli bir hususta bu bağlamda zat hallerinizle paylaşmak istiyorum. Allah-u Teala insanlara bir din gönderdiğinde, salt dini amel olduğunda, bu salt dini amel ikiye ayrılır şöyle. İkiye ayrılır. Salt dini amel ama bakın. İkiye ayrılır. Emirler, yasaklar. Bunda Taha Abdurrahman dersimizde, sohbetimizde, müzakeremizde bunları konuştuk. Emirler var, yasaklar var. Net. Bunları dini amel olarak uygularız. Peki insan yaşamı emirler ve yasaklardan ibaret midir? Hayır. İşte bir alan var ki şu alan. Biz buna mübah alan diyoruz dini anlamda. Mübah alan. Yani Allah-u Teala'nın herhangi bir biçimde müdahale etmediği, belirlemediği bir alan. İşte salih amel listesi vermedi Cenab-ı Hak diyoruz ya, işte böyle bir alan. İşte bu alan ahlaki olan alana giriyor ve salih amel, salih olmayan amel. Kulun salih amelle, salih olmayan amelle doldurduğu alan. Burayı da ikiye bölelim, farklı bir renk olsun, birbirine karışmasın. Şöyle bölelim. Kulun salih amel, yani maruf kültürel olarak, münker şeklinde yaşayabildiği alan, bu alan ahlaki olarak. Demek ki maruf ile münker, maruf ve münker iki ahlaki kavramdır ki Kur'an'da geçen, iki öyle önemli ahlaki kavramdır ki yaşamın tamamına tekabül edebilir. İnsan ya maruf bir yaşam sürer ya münker bir yaşam sürer. Ne demek? Bireysel olarak ya hayatın bizden beklemiş olduğu dengeli, ölçülü ve uygun, doğaya ve tabiata uygun bir yolda, çizgide yaşamımızı sürdürürüz.
ya da tersi bir tercihle yaşamımızı sürdürüyoruz. Bunun içine sadece sağlıklı olmayı anlaşılır bir örnek için vermiş olmamı hoş görün lütfen. Her mevzuyu koyabiliriz, her mevzuyu buna uygulayabiliriz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in, dikkat buyurunuz, marufu emrederler. Buradan da yavaş yavaş konumuza geçelim. Münkeri de nehyederler. Kur'an-ı Kerim'in ya'murûne bil maruf ve yenhevne anil münker şeklinde defaatle zikrettiği bu konunun, bu ayetinde, inşallah Kur'an hermeneutik çalışmalarımda bunların üzerinde duracağım, en çok hatalı anlaşıldığı düşündüğüm ayetlerden birisi de bu. Bunun üzerinde özellikle bir gün inşallah duracağım. Kitabımda da bunun üzerinde ayrıca duracağım. Allah izin verirse bu sene neşredilecek. Ve konuşmalarımda da bunların üzerinde duruyorum. Şimdi neden bu önem arz ediyor? Şunun için. Şimdi Kur'an'da emretme meselesi, nehyetme meselesi, Mutezile'nin tarihi şanssızlığı, talihsizliği ve hatası bu ayetleri yanlış anlamalarıdır. Mutezile'yi erken dönem tarih sahnesinden indiren, siyasette ve iktidarda başarısız kılan bu ayetleri yanlış anlamalarıdır. İnsanlara doğru olanı emredeceğiz diye zorla doğruyu kabul ettirmeye kalkarsanız, Kur'an mahluktur diyeceksiniz demezseniz, sizi asarız, keseriz, şöyle yaparız, böyle yaparız derseniz, geleceğiniz sonuç budur. Kur'an sana böyle mi söylüyor? Ye'murune'yi böyle mi anlıyorsun? Ye'murune sadece otoriteyi kullanmak, emretmek demek mi? Aşağıda birazdan hadis üzerinde duracağız. Böyle anlamaya ne hakkınız var? Hangi dini mantaliteyle marufu emretmek, iyi olanı emretmek ve kötü olandan engel olmak şeklindeki bu ayeti kendinize gerekçe alarak sözün Mutezile'ye, geri kalanlar siz anlayın kabilinden söylüyorum, hayatı imtihan olmaktan çıkarıyorsunuz. Ne hakkınıza bunu yapıyorsunuz? Allah ne diyor? Ben sizi insanı bakın buraya müsaadenizle yazacağım efendim. İnsanı iyi kötü, nasıl ameller yapacaksınız? Nasıl davranacaksınız? Bunu göreyim diye yarattım. Hayat sizin için bir imtihandır. Bu yaşam bir sınavdır diyor. Değil mi? Peki. Siz insanlara zorla iyi olanı yaptırırsanız, elinizde güç var, iktidar var diye, ve insanlara hatalı olanı, salih olmayanı yapma şansı vermezseniz, bu sınav olabilir mi? Bir sınavdan söz edebilir misiniz? Neden Allahu Teala en son inen ayetlerde la ikrahe fiddin diyor? Bu İslam dininin en temel dokunulmaz ilkesidir. Bu ne kadar harika bir ilke. Dinde zorlama yoktur. Yani zorla insanlara salih amel işletemezsiniz. Zorla insanlara marufu emredemezsiniz. İktidardayım, gücüm var benim diye. Zorla insanlara hayır efendim bunu yapmayacaksınız diyemezsiniz. Dünyanın en güçlü iktidarı olsanız dahi insanlara içmeyeceksin diyemezsiniz. Kumar oynamayacaksınız diyemezsiniz. Din böyle bir şey değil. Adam sınav alıyor. Salih amel işleme hakkı kadar salih olmayan ameli işleme hakkı da değil. Yoksa bu dünya sınav olmaktan çıkar ve kimse Allah'ın sınav olarak açtığı bu yaşamı, dünya hayatını sınav olmaktan çıkaramaz. Buna haddi de yok, hakkı da yok. Ha biz ne yaparız? Az sonra hadis-i şerif üzerinde detaylıca duracağım gibi salih ameli, ferdi olarak, bireysel olarak salih ameli ye'murune, yani yumessilune demektir. Temsil ederler, gösterirler. Gösterirsiniz. Güzel bir insan olmayı gösterirsiniz. Yaşamın bütün alanlarında siz bir örnek, bir prototip, bir rol modeli olursunuz. İnsanlar da sizin gibi olmak ister.
İşte gördünüz mü? Marufu emir böyle olur. Hayır efendi, benim elimde kılıcım var. Gücüm var. Ya doğru olacaksın ya da sabaha cenazeni kaldıracağız. Niye? Ne hakkına? Sen hangi hakla bunu yapıyorsun? Bunu Allah'ın Resulü de yapmamış, hiç kimse de yapmamış, yapamaz da. Allah böyle istemiyor çünkü. Onun için bu, dikkat buyurunuz, hayat, yaşam, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dindarlarının yaşadığı bir toplum düşünün. Bu toplumun içinde insanlar, bu toplumun münker olduğu, gördüğü şeyleri yapabilme özgürlüğüne sahip olmalıdırlar. Ha, bu özgürlüğe sahip olmanın ahlaki alanda tartışıldığında, dikkat ediniz, örnekler vereceğim, tartışıldığında bu kötü olanı yapma özgürlüğü bireyle sınırlı kaldığında, dokunulmazdır. Bu hak dokunulmazdır. Birey kendisiyle ilgili uygun olmayan şeyler yapıyor. Yapabilir. Adamın tercihi bu. Ama biz onu kendisi için bireysel dairede kalsa bile bu kötülüklerden korumak ve kurtarmak için bir şeyler yapmamalı mıyız hocam? Yapacağız. İşte birazdan hadisi onun için yazdım. Onu konuşacağız. Hadis-i şerifte. Uzun uzun konuşacağız. Neler yapacağız, nasıl yapacağız, ne kadar yapacağız? Bunları konuşacağız. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bu özgürlük alanlarını, hayatın bir yaşam ve sınav oluşu gerçekliğini dikkate almamız gerekiyor. Şimdi adam kötülük yapmayısı, efendim özgür olsun, buna imkan açalım. Hırsızlık yapsın, dokunmayalım. Bunu mu demek istiyorum? Asla hayır. Katil olsun, eşkıya olsun, haşa sümme haşa, tecavüzcü olsun, seslenmeyelim mi demeye istiyoruz? Asla. Böyle bir şey nasıl tasavvur bile edemeyiz. Çünkü bu saydıklarımızın hiçbirisi bireyin kendisinde kalan bir şey değil. Bireyi aşan, başkasına sirayet eden, başkasına temas eden, başkasına zarar veren durumlar. Dolayısıyla bizim yaşamı anlamamız, hayatı anlamamız, bunun içinde bize lütfedilen dini anlamamız, dini doğru anlamamız, doğru bir dindar olmamız, bu ayrıntıları tam anlamıyla fark etmemize bağlı. Aksi takdirde onları doğru anlayamayız. Demek oluyor ki maruf olanı emretmek, münker olanı engellemek yaşamı, hayatı sınav olmaktan çıkarmak değil. İnsanlar bu dünyada sınav oluyorlar. Ve bir de hayat, yaşam, insan yaşamı böyle emirlerle, yasaklarla, net kırmızı çizgilerle, cetvel gibi çizerek yaşanmaz ki. İnsan hayatı inişli çıkışlıdır. Olgunlaşacak insan yaşadığı hayat boyunca, düşecek, kalkacak, yürüyecek, olgunlaşacak, kemale erecek. Böyle. Dikkat ederseniz Cenab-ı Hak da hiç hatasız, kusursuz insan istemiyor ki, değil mi? Günahları bağışlarım diyor, tövbe edin diyor, bana gelin diyor, yönelin diyor. Bu ne demek? Bizim kusur işleyeceğimizi, hata işleyeceğimizi, yanlışlar yapacağımızı bireysel ve toplumsal anlamda kabul ediyor.
Çünkü bizi o yarattı. Sonra bundan arınmanın yollarını gösteriyor. Bize elçiler göndermiş, örnekler göndermiş. Onlarla da bizi irşad ediyor. Ve dolayısıyla maruf ve münker iki ahlaki ve aynı zamanda Kur'ani kavram olarak son derece önem arz eden ve daha Abdurrahman Üstadımın müzakeresinde de üzerinde durduğu gibi asla göz ardı etmeyeceğimiz, çok ciddi manada zihinlerimizin netleşmesi gereken iki temel ahlaki ve Kur'ani kavramdır. Şimdi bunu müsaadenizle değerli izleyenler, hadis-i şerif üzerinden devam edelim. Şimdi hadis-i şerifi tekrar yazabilmem için izninizle metnin Arapçasını düzgünce görelim diye kes yapıştır yapacağım. Müsaadenizle onun için efendim sizleri biraz meşgul ettim. Beni bağışlayın. Evet, bu ayet-i kerimeyi şimdi, pardon ayet-i kerime diyorum, hadis-i şerifi birlikte inceleyelim efendim. Birlikte üzerinde duralım. Ne söylüyor? Onu anlamaya çalışalım ve buraya kadar arz etmiş olduğum hususları şimdi bu hadis-i şerif üzerinden değerlendirelim. Allah Resulü buyuruyor ki sizden her kim ben, her kim ra'a minkum, sizden her kim minkum, sizden her kim yazdım munkeren, bakın bunu bir kare içine alalım, bir münker görürse münker. Neydi münker? Bireysel ve toplumsal kötü olan, kötü, uygun olmayan davranış. Ben bunu derslerimde öğrencilerim varsa izleyenler içinde onlar hatırlayacaklardır. İkinci sınıf hadis 2 ve 3 derslerimizde bu tür metinleri işliyorum, orada anlatıyorum. Bu münkeri daha kapsamlı olmak bakımından şu şemamızda çizmeye çalıştığım ahlaki olan, akli olanla dini olanı da kapsasın diye, şu şemada izah etmeye çalıştığım kısmı kapsasın diye şöyle bir tanım yapmaya çalışıyorum bu ifadeleri. Bir, akli. İki, dini. Üç, kültürel anlamda iyi. Yani bu öyle iyi ki akıl onu iyi görüyor. Din onu iyi görüyor. Kültür uzlaşıyla onu iyi görmüş. Buna maruf diyoruz. Bu maruf. Bu maruf. İşte bunun tersi münkerdir. Yani aklın, dinin ve kültürün uzlaşının, toplumsal uzlaşının kötü gördüğü şeydir münker. Allah Resulü diyor ki sizden her kim böyle bir münker görürse, buna şahit olursa, karşılaşırsa, artık ne derseniz, ne yapsın? فَلْيُغَيِّرْهُدَكِ bu hu zamiri buna raci, bu münker demektir. Bu münkeri, yani iyi olmayan şeyi fel yugayir, bakın, değiştirsin. Yanlışlıkla hocalarımızın
kürsülerden, hutbelerden, makale, kitap ve yazılarında engellesin diye nereden akıllarında kaldıysa, bazı bunun versiyonlarında sanıyorum felyemna'da olmalı ki oradan akılları da kalmış. Bir de kötülük genelde engellenir diye aklımıza kalıyor ya, engellemek. Kur'an'daki nehyetmekten de biraz hareketle belki zihinlerde öyle kalmış. Tercümeleri de okuduğunuzda, Türkçe tercümelerine bu rivayetlerine baktığınızda, kişi böyle bir münker görürse, neydi münker? Akli olarak, dini ve kültürel olarak iyi olmayan bir şey görürse, onu doğru tercümesi engellesin değil, doğru tercümesi değiştirsin. Bakın, gayyere yugayyiru değiştirmektir. Değiştirsin ne demek? Değiştirsin ne demek? Bunu sınıftaki tahtada da aynen böyle yapıyorum. Bu münkeri kaldırsın, yerine maruf koysun demektir. Evet. Allah Resulü buyuruyor. Böyle çok muhteşem, harika bir mesajdır. Bundan daha mükemmel bir eğitim mesajı olamaz. Onun için 23 yılda o Bedevileri medeniyetin zirvesine taşıyabildi. Büyük mürşit ve büyük eğitimci olarak. Neden? Çünkü bir şeyi engellemek çözüm değildir. Bir kötülüğü işlemeyi yasaklayabilirsiniz. Ama bu onu ortadan kaldırdığınız anlama gelmez. Kötülüğü ortadan kaldırmanın yegane yolu vardır. Onu iyi olanla dönüştürmektir. Kötülük yapan birisini iyilik yapan birine dönüştürmediğiniz sürece, ne kadar yasaklarsanız yasaklayın, elini kesin, kolunu kesin, hapse atın, ne yaparsanız yapın, bu kötülüğü engellemiş olduğunuz anlamına gelmiyor. Ve Resulullah da tam da bunu bize söylüyor. Ne yapacağız? Kötüyü iyi adam yapacağız. Hırsızı en güvenilir adama dönüştüreceğiz. Sahtekar ve yalancıyı en güvenilir adama dönüştüreceğiz. İşte budur istenen şey. Peki bunu nasıl yapacağız? Diyor ki biyedihi. Evet. Hemen eliyle diye tercüme ediyoruz ya, doğru. Eliyle. Eliyle değiştirsin. Peki münkeri marufa eliyle engellesin diye tercüme edenler, üstte konuşanlar, tabii bu metnin orijinalinden "Bel yugayyiru" dediği halde engellesin diye söyleyenler de var. Ne kadar önemli bir hata yaptığını görüyorsunuz. İbareyi sadece hatalı ve yanlışı çevirmiyor, tahrif ediyor aynı zamanda böyle söylemekle. Elini kullanarak engellesini güç olarak anlamışlar. Ağzını burnunu kırsın. Gücü yetiyor ya. Tokatlasın, dövsün. Bizim İslam geleneğinin bir de dövmeyle problemimiz var ya. Kadını döv, çocuğu döv. İşte rivayetlerde arz ettim. Rivayet örneklerinde. Eğer izlemişseniz göreceksiniz. Efendim, dövmek bir eğitim yolu değildir. Şiddet bir eğitim yolu değildir. O sadece hayvanların eğitiminde yanlış olarak kullanılan bir yoldur. Yanlış olarak diyorum çünkü biz ailecek tamamen sevgiyle eğittiğimiz, büyüttüğümüz bir köpeğimiz var. Torunum benim, canım, ciğerim, çikom. Ailecek bizden en ufak bir ters bir şey görmediği için, sadece sevgi gördüğü için, sadece sevgiyle büyüdüğü için onun dünyasında kötü gibi, şiddet gibi bir şey yok. Davranışlarında da bu böyle. Onun için insan eğitiminde şiddet bir eğitim yolu değildir. Sevgi, örnekleme, gösterme ve bunun tüm yollarını efendim ortaya koymadır. Peki burada eliyle ne kastediyor? El, bakın, el, bu sözcük bizim kaynaklarımızda hem Kur'an'da hem de bu metinlerde genel olarak
kudret, güç, yetki, otorite anlamı ifade eder. Buradaki anlamı da tam budur, otoritedir. Otoritesini kullanacak, değil mi? Otoritesini kullanacak, bunları münkerin yerine marufu koyacak. Ne demek otoritesini kullanacak, gücünü? Yasa mı çıkaracak, kanun mu çıkaracak? Evet, çıkarsın. Ama en önemlisi, biz insanız. Eğitilmeye müsait bir varlığız. Akıl sahibi varlıklarız. Ben bu yaşıma kadar geldim. En hala çözemediğim, hayret ettiğim şey bu. İnsan gibi akıl sahibi bir varlığı yine insanlar nasıl eğitemiyor, birbirimizi niye eğitemiyoruz, olgunlaştıramıyoruz da canavarlar yetişmesine sebebiyet veriyoruz. Hala anlayabilmiş değilim. Muhtemelen anlamadan bu dünyadan gidiyor. Çünkü ben yolunu sadece sevgiyle yürüyen bir insanım. Şiddeti, öfkeyi bir eğitim ve bir çözüm yolu olarak görmeyen bir insan olarak, Neşet Usta'nın dediği gibi, sevgiler ekip sevgiler biçmeyi esas alan bir insan olarak, devlet, otorite, yetki bir kimsenin gerek bireysel gerekse toplumsal kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için onun yerini alacak güzel alışkanlıklara, onları teşvik edecek, onların kötüyü bırakıp güzel olanla donanımlarını sağlayacak imkan ortaya koyması lazım. Bunu teşvik edici unsurlar icat etmesi. Akıl bize niye verildi? Bunu geliştirelim diye. Bunun üzerine yoğunlaşsak bunu bulamaz mıyız? Nasıl bulamayız ya? İnsanoğlunun bulamayacağı bir şey olduğuna inanmıyorum. Hepsini bulabiliriz. Hepsini çözebiliriz. Yeter ki isteyelim. Ama istemiyor insanlığın bir kısmı. Savaş olsun istiyor. Niye silah satacak? Savaş niye önlenemiyor zannediyoruz? Uyuşturucu niye önlenemiyor zannediyoruz? Kötülük, tecavüz, kadın ticareti niye önlenemiyor zannediyoruz? Arka planında ne var? İnsan bunu önleyemeyeceği, bunun altından kalkamayacağı gerçeği mi var? Tam tersi. Birilerinin menfaati, birilerinin efendi olup birilerini köleleştirme zihniyetinden başka bir şey yok. Yoksa insanlık bunu niye çözemez? Lao Tzu ne kadar güzel söylüyor. Savaşmak, galip olmak, dünyayı fethetmek insanlık için çözüm değildir. Denemeyin. Çok denendi. Yanlış olduğu, başarısızlık olduğu kanıtlandı diyor Lao Tzu. Ruhu şad olsun. Bunu çözebiliriz. Yeter ki onu örneklemeyi bilelim. Bulunduğumuz konumları, mevkileri buna dönüştürebiliriz. Ben bir hocayım. Bunu fakültedeki öğrencilerim üzerinde gösterebildiğimi düşünüyorum. Yapabildiğim kanaatindeyim. Hocalık yetkimi, hocalık efendim imkanımı bunun üzerinde kullanabildiğimi düşünüyorum. Sizinle sözümü uzatıyorum ama bağışlayın beni, bir hususu paylaşmak istiyorum. Bu kayıtlara da geçsin istiyorum. Öğrencilerim bilir bunu. İşte birkaç yıl sonra emekli olacağım kısmet olursa. Bütün geri kalan ömrümü bu YouTube derslerine vereceğim ve YouTube mektebimde son nefesimi vermeyi düşünüyorum kısmet olursa. Ben İlahiyat Fakültesi hocasıyım. Dini ilimler öğretiyorum. Size soruyorum.
İlahiyat fakültelerinde yapılan sınavlarda öğrencilerin kopya çekmelerini engellemek için gözetmen dikmek, gözetmenler kontrolünde ellerine bakarak, ceplerine bakarak, çantalarına bakarak, başörtülerinin altına vesairesine kulaklık bir şey var mı diye bakarak, telefonlarını toplayarak sınav yapmak ahlaki mi, dini mi? Soruyorum size. Ne kadar utanç verici bir şey bu. 30 yıla yakındır hocayım. Bundan daha fazla utandığım hiçbir şey olmadı benim hayatımda. Ne kadar utanç verici bir şey bu. Ya dindar insanlar yetiştiriyoruz. Din eğitim veriyoruz. İnsanlara din öğretecek insanlar yetiştiriyoruz. Ve bunlar dini bilgiyi kopya çekmesinler diye ne tedbir alacağımızı şaşırıyoruz. Peki bu insanlar münkeri kaldırıp yerine maruf koyabilir mi? Koyamaz. Çünkü kendisi maruf değil ki münkeri kaldırıp yerine maruf koyabilsin. Hangi mevkiye gelirse gelsin. Olmaz. Ve ben bunu bir kere bile deneyeceğim en azından. İdareden, yönetimden izin alacağım. Kendi dersimde sınavımı gözetmensiz, sınıfın içinde, insanların yerine müdahale etmeden, telefonla müdahale etmeden, kitap, defter, her şey serbest. Soruyu masamın üstüne bırakacağım. Kendinizi alıp kendinize dağıtın. Sınavınızı olun. Getirin, birinizi de toplayın, getirip bana teslim edin diyeceğim. Ve o sınıftan hiç kimsenin bir kelime dahi kopya çekmeden o kağıtları toplayıp bana getireceğine inanıyorum böyle davranmışsak. Evet. Böyle bir davranalım bakalım ne oluyor. Kendimize güvenden bir başlayalım. Kendi içimizdeki kötülükleri bir marufa dönüştürelim. Onun için sınıfta ben her zaman söylüyorum. Diyorum ki her insan ilk defa mübaşerette bulunuyorsam beni istismar edebilir, kandırabilir, aldatabilir. Bir kere ama. Niye? Çünkü ben her insanın beyanına inanıyorum. Çünkü aklıma yalan söyleyeceği gelmez. Doğru söylediğini düşünüyorum. Asla bu adam söylüyor, yalan söylüyor diye düşünmem. Niye öyle düşüneyim? Asıl olan doğru söylemesidir. Beni kandırıyor diye düşünmem. Samimi olduğunu düşünüyorum. Ne zamana kadar? Yalan söyledi ve beni kandırdığı ortaya çıkıncaya kadar. Bu ne kadar olumsuz olarak benim hayatımda gerçekleşirse gerçekleşsin, bu karakterimi asla değiştirmedim. Değiştirmeye de niyetim yok. Neden? Çünkü ben iyi olmadan, iyi olmayı başarmadan, İçimde iyiliği hakim kılmadan, kötülüğü ve münkeri dışarıya atıp ondan kurtulmadan marufu temsil edemem. İnsanlardan münkeri kaldırıp yerine maruf falan koyamam. Hangi otoriteye, hangi yetkiye sahip olursam olayım. Bu kadar net. Onun için diyor ki, yetkinizi, kudretinizi kullanın, münkeri kaldırıp marufu koyun. İşte ben fakültede dekanım. Sınav salonunun her yerini en ince detaylarına kadar görecek kameralar yerleştirin. Canını okun şu öğrencileri. Böyle değil. Böyle yapmam. Öyle yaptığınız sürece münker olmaya devam eder. Marufu değiştiremezsiniz. Demek ki eliyle değiştirmek sadece bu el kastedilmiyor. Sahip olduğumuz o imkanı münkerin içinde olan, münkere duçar olmuş, münkere müptela olmuş kişinin onun münker olduğunu fark etmesini sağlamamız gerekiyor. Kendi idrak edecek. Başka türlü terk etmez. Kendisi onun münker olduğunu idrak edecek. Sonra diyecek ki ben bu münkerden kurtulmalıyım.
ve onun yerine maruf olan, iyi olanı yapmalıyım. Şimdi diyor ki hadis-i şerif devamında وَاِنْ لَمْ يَسْتَطِيَ. Bakın bu çok önemli bir ifade. Diyelim ki kişinin münkeri kaldırıp yerine maruf koyacak bir yetkisi, otoritesi yok. Bu gücü yetmezse demektir. Gücü yetmedi. Yani bir otoritesi yok, yetkisi yok. Bu söylediğim anlamda bunları engelleyecek, efendim kaldıracak ve yerine güzeli ve doğru olanı koyacak bir efendim şey yok. Yetkisi, otoritesi yok. Ne yapacak bu şimdi? Buyuruyor ki Allah Resulü, febilisanihi, diliyle yapsın. Diliyle. Zahiri anlamı bu. Diliyle. Genel olarak bizim geleneğimizde diliyle olunca bundan nasihat, vaaz falan anlaşılmış. Nasihat, vaaz. Evet, olabilir. Ben tabii bunu sınıfta işlerken öğrencilerimize de detaylı bir biçimde anlatmak bağlamında şu hususlara dikkatlerini çekerim hep. Sizlerin de çekmek istiyorum müsaadenizle. Bir nasihatta bulunmak, uyarıda bulunmak lisan ile, dil ile aslında nedir? Karşımızda münker bir eylemde bulunan, yani salih olmayan bir amel işleyen bir adam var. Onu ikna etmeye çalışıyoruz. İkna etmek. Yani yaptığı şeyin kendisine, şahsına, toplumuna, ailesine, insanlık için iyi olmadığına onu ikna etmek istiyoruz. Lisan ile kastedilen ikna, ikna etmek. Peki iknanın yolu sadece nasihat ve vaaz mı? Hayır. Bakın şimdi. Hele günümüzde iknanın yollarına bakın. Kitap yazar mı insan? Evet. Yazılı medya, gazete, dergi vesaire, görsel medya, değil mi? Hele günümüzde. Peki şiir, peki tiyatro, sinema, müzik, resim, tüm sanatsal faaliyetler. Bunların hepsi bir münker, kötü bir amel içine düşmüş birinin ikna edilmesine kullanılabilir mi? Evet. Diyor ki otoriten yoksa bunlardan birine sahipsindir. Bunlardan herhangi birine sahipsen şiirinle, yazdığın tiyatroyla, oynadığın tiyatroyla, çevirdiğin sinemayla, çizdiğin resimle bunlardan daha sayısız maddeler eklenebilir. Bunlardan herhangi biriyle yap. Örneğin zenginsin, burs ver insanlara, değil mi? Okul aç, eğitim yuvaları aç, üniversite aç. Yeter ki sen yapmak iste. Neler var yapılacak ikna etmek için? İnsanlara, hayır efendim bu yaptığınız yanlıştır. Bakın bunun yerine şunu yapmak daha makul ve daha ahlaki, hem de daha dini, dindarsa bak daha dini, şudur budur diye söylemek mümkündür. Bakın sadece dille nasihat etmek, vaaz etmek değil. Ne kadar yolu var bunun? İkna. Burada anahtar kavram iknadır. Lisandan maksat. Bunları yerine getireceksin. Ve ne yapıyoruz bunlarla? Münker olanı kaldırıp yerine maruf olanı koyuyoruz. Peki وَاِنْ لَمْ يَسْتَطِي. Bakın. Bunlara da gücü yetmedi. Yani buna ben yetenek diyorum. Tek kelimeyle yetenek. Bu yetkiydi. Nerede yazdık? Şu yetki. Bakın. Bu da yetenektir. Yetkini kullan, yeteneğini kullan. Yeteneği yok adamın. Buraya yazdığımız hiçbir yeteneği yok. Yani bir münkeri kaldırıp marufa çevirecek şu saydığımız, efendim, pardon, şu saymış olduğumuz yeteneklerden hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok.
Peki ne yapacak? Febi kalbihi, bakın. Devreye kalp girdi. Şimdi yazalım, bir, el, yetki. İki, dil, o da yetenek. Üç, kalp. Bütün çevirilere bakın, konuşmalara bakın. Konu kalbe gelince kalbiyle buğz edecek diye çevriliyor. Buğz edecek. Yani kötülüğe buğz edecek. Yani kötülükten nefret edecek. E ne oldu peki? Kötülüğe buğz ederek nasıl olacak da münker marufa dönüşecek? Akşama kadar, çok özür dilerim, yüksek affınıza sığınarak söylüyorum. Kötülüğe küfrederseniz kötülük iyiliğe döner mi? Bir de bu buğzu nereden çıkardınız? Yani bu kalp sözcüğü geçer geçmez niye hemen aklımız buğza gitti? Konu kötülük ya. Kötülük, kalp ne yapar? Nefret eder, sevmez. Oradan bir ilişki kurularak buğz eder diye çevrilmiş. Ama o kadar hatalı bir çeviri ki. Neden? Çünkü biz kötülüğün iyiliğe dönüşümünden söz ediyoruz. Dönüştürülmesinden söz ediyoruz. Buğz ederek dönüşülmez. Peki o halde hocam nedir? Kalple ne kastediliyor? Demek ki öyle bir anlam vermeliyiz ki bu kalbe, şuraya öyle bir anlam yazmalıyız ki bu yazdığımız anlam da münkeri marufa dönüştürebilsin. Öyle bir anlam yazmalıyız ki bu anlamla demeliyiz ki bu münker marufa dönüşebilir diyebilmeliyiz. Şimdi bakın. Bu kalp bir müminin kalbi. Bir mümin. Yetkisi yok. Yeteneği yok. Ama imanı, inancı var. Burada işte kalp kullanmasının nedeni, kalp, buraya yazıyorum, el kalbu, bizim gelenekte mahallul iman. Genelde kalp iman mahalli olarak ifade edilir. Kastedilen imandır. İmanıyla demektir yani. Kalp, imanı var. Peki imanı olması bir mümin için ne anlama gelir? Nasıl bir mümin bu? Yetkisi yok, yeteneği yok ama imanı var. Peki bu mümin yeteneği olanlara destek olabilir mi? Evet. Şu saydığım ikna etme yollarına destek olamaz mı? Kitap alamaz mı? Şiir kitabını alamaz mı? Sinemaya gidemez mi? Destek olamaz mı? Kötülüğü kaldıracak şeylere destek veremez mi bir mümin olarak? Evet. Pekala verir. Peki yetkisi olana destek veremez mi? Onların yanında olamaz mı? Evet, olur. Demek ki kalbiyle olan neymiş? Destek. Duruş. Bir duruş sergiliyor. Kalp destek. Duruş sergilemek. Birinci ve ikinci sırada sayılan ve münkerin marufa dönüşmesi için izlenecek yola destek vermek. Onların yanında yer almak. İman bunu gerektirir. Yeteneğin yok ama yeteneği olanın yazdığı kitabı bari al. Yetkin yok ama yetkisi olana destek ol. Yaptığı iyidir. Ben de destekliyorum. Lütfen devam edin böyle şeyler yapmaya de. Bir mümin. Buğz etmek, buğz etmek de ne demek oluyor? Akşama kadar elinde tesbihle kötülüğe, küfre buğz etmekle onu ortadan kaldırabilir misin? Hayır, onu ortadan kaldırmanın iki yolu var. Biri yetki, biri de yetenektir. E sende de bunlar yoksa o zaman onları olanlara destek olacaksın. Yanlarında duracaksın. Başka üçüncü bir yol yok. Başka yol bu işte. Demek ki yetkin yok. Yeteneğin yoksa tabii kalbihi, imanınla, inancınla
yeteneği ve yetkisi olanlara destek ol diyor hadis-i şerif. Allah Resulü. Umarım bu ifadelerim rivayetin asıl anlamını, ondan ne anlamamız gerektiğini bize yeterince açık bir biçimde anlatıyordur. Umarım. Şimdi rivayetin en sorunlu cümlesine geldik ve yavaş yavaş toparlayacağım. Çok uzattığımın farkındayım. Beni mazur görün lütfen. Ve zalike adafu liman. Bu zalike ismi işaretle şu kalbe göndermişler. Gramer olarak hatalıdır. Bu kalbiyle buğz etmek de adaful iman, imanın en zayıfıdır. En zayıf iman. Kişinin imanının en zayıf olmasıdır. Kalbiyle buğz ederse kötülüğe karşı bu kişinin imanının çok zayıf olduğunu gösterir diye böyle anlam verilir. Ya ben çok eskiden de daha çocukken dini işlerle uğraşırken bu rivayetin bu kısmını hiç anlamazdım. Niye böyle? Sonra çok şükür işte bunları anlayacak hale gelme imkanı lütfet Cenab-ı Hak bize buralara gelme imkanı veren, ilimlerini, irfanlarını bize aktaran çok değerli üstadlarım, hocalarımın hayatta olanlarına sağlıklı uzun ömürler, ahirete irtihal edenlere rahmet diliyorum, makamları cennet olsun. Onlara minnettarız. Onlar sayesinde bunları öğrendik. Akleder olduk. Ufkumuz açıldı çok şükür. Eğer açılabilmişse. Onlardan devşirdiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Geçmişinden bugüne kadar tabii. Kitapları da buna dahil ederek söylüyorum. Bu doğru değil. Çünkü burada kırmızıyla göstermek istiyorum müsaadenizle. Şu vav atıftır. Yani kalbi ile ne yapıyor? Destek veriyor, bir duruş sergiliyor. Bu da münkeri marufa dönüştürüyor. Bakın, bu da bir görevdir, yaptı. Kalbiyle ne demek? Kalbi yeteneği ve yetkisi olan yanında durmaktı, durdu adam. Görevini yaptı. Niye imanı zayıf olsun? Şimdi en başa dönüyorum. Kişi yetki sahibi eliyle bakın. Kudreti var, yetki sahibi. Görevini yaptı. Sevabını aldı mı? Evet. Yetkisi ve kudreti vardı. Görevini yapmazsa, ihmal ederse sorumlu olur mu? Evet. Kişinin yeteneği var. Febilisanihi. Yeteneğini kullandı, münkeri marufa dönüştürmeye çalıştı. Görevini yaptı mı? Evet. Sevabını alır mı? Evet. Yeteneği vardı, münkeri marufa çevirmek için elinden geleni yapmadı. Yeteneğini kullanmadı. Sorumlu olur mu? Evet. Bakın. Peki kalbiyle? Kişi kalbiyle görevini yaptı. Görevine destekti, oldu. Sevabını niye almıyor da kalbi en zayıf, imanı en zayıf olsun? Görevini yaptı. İşte diyor ki vav atıf bu ve innem yestati şu sözcüğe bir atıftır bakın. Eğer kalbiyle de imanı gereği destek ve duruş göstermekten de kaçınır ya da bunu da yapamazsa yani destek ve duruş da sergilemezse o zaman bunun imanı müsaadenizle en zayıf olsun artık. Bu kişinin imanı zayıftır diyor. Zayıf imana sahiptir bu kimse. Neden? Bir mümin olarak salih amelin yanında mı olmalı? Kötü amelin yanında. Salih amelin. Salih amelin yanında olmalı ki kötü amel de salih amele dönüşsün. Şimdi burada değerli izleyenler, çok fazla vaktinizi aldığımın farkındayım. Çok önemli bir not müsaadenizle yazmak istiyorum. Not. Ana mesaj
münkeri marufa dönüştürmektir. Engellemek değil, dönüştürmektir. Rivayetin ana mesajı budur. Bunun aksine anlamak hatalı olur. Kur'an'daki ye'murune bil maruf ve yenhevne anil münker de budur. Bakın, yazalım. Ye'murune bil maruf. Ve yenhevne anil münker. Bakın, maruf münker. Anlamı budur. Yani onlar marufu ikame ederler, temsil ederler, gösterirler. Münkerin de marufa dönüşmesini sağlarlar. Dönüşümünü sağlarlar. Yoksa Mutezile'nin erken dönemde anladığı gibi, Mutezile'den sonra da Ehl-i Sünnet'in benzerini onlara yaptıklarında gördüğümüz gibi ellerinde sopayla insanlara hakikat dayatmazlar. Salih amel, doğruluk güçle, sopayla, şiddetle dayatılacak bir şey değildir. Islahla, dönüştürülerek, eğitilerek yapılır. Onun için bu rivayet eğitimi vurgular, eğitimi vurgular, temsili önemli kılar, temsildir, göstermektir. Özendirmeyi, yani rol modelliğini, rol modelliği, ben öğrencilerime, biz sizin gibi bir hoca olmak istiyoruz hocam dedirtebildiğimde hocayım, öğretmenim. Öğrencilerim sizin gibi hoca olmaktan Allah'a sığınırım dedikleri bir hoca olarak onlara iyi bir şey öğretemezsiniz, rol modeli olamazsınız, özendiremezsiniz. Bu itibarla bu rivayet bağlamında bir kez daha ifade etmeye çalıştım ki maruf ahlaki salih olan amele, münker de yine ahlaki olarak kötü olan amele, kötü amele tekabül eder. Bunlar aynı zamanda her ikisi de Kur'ani kavram olmaları hasebiyle, Kur'ani kavram olmaları hasebiyle, Kur'ani kavram olmaları hasebiyle, Kur'an'ın, dinin ahlaki olanla kesişim alanına girer. Alanına dahildir. Böylece sevgili izleyenler, bugünkü sohbetimde ve bir rivayet yorumu bağlamında maruf olanın münker olana mukabil karşılaştırmasını ele aldım. Bunu bir yönüyle değerli üstadım Taha Abdurrahman'ın Dini Amel Aklın Yenilenmesi kitabıyla ilgili yapmış olduğum müzakereme bir mütemmim, bir tekrarlayıcı, bir özetleyici bahis olması düşüncesiyle yaptım. Diğer bir yönüyle de rivayet yorumları bölümüme YouTube kanalındaki bir rivayetin anlaşılmasına ilişkin yapmayı düşündüğüm dersle ilişkilendirmek suretiyle bir bütün halinde saat halilerinize arz etmiş oldum efendim. Bu sohbetimi eğer vaktiniz olur, vakit ayırmaya değer bulursanız Taha Abdurrahman üstadımın eserleriyle ilgili yapmış olduğum
Eleştiri 3 ile birlikte izlemenizi naçizane tavsiye ederim, öneririm. Tekrar başka bir vesileyle görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın efendim.